Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Ağustos aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Güneş 22 Ağustos'a kadar Aslan burcunda sizin 3. evinizi aydınlatacak. Hemen ayın başında 3 Ağustos'ta 11 derece Kova burcunda dolunay meydana geliyor ve ayın ilk haftasını bu dolunay şekillendirecek. 11 derece Kova burcundaki dolunay sizin 9. evinizde meydana geliyor. Bu dolunay sırasında gökyüzünde Boğa burcundaki Uranüs'ün Güneş ve Ay'la tam bir kare açısı var, etkinleşiyor. Aynı zamanda Koç burcundaki Mars'ın Jüpiter'le bir karesi var ve gezegeniniz Merkür Yengeç burcunda Plüto'yla karşıt açıda olacak. Güçlü bir dolunay ve sert bir dolunay aslında. Çünkü Uranüs çok söz sahibi bu dolunayda. Değiştirici, hızlı etkiler var. Hangi alanlarda bunları hissedebilirsiniz? 9. evinizle ilgili konular, özellikle akademik konular, eğitiminizle ilgili konular, yurt dışı bağlantılı herhangi bir konu, bu bir seyahat olabilir, eğitimle ilgili bir proje ya da iş hayatınız olabilir. Yurt dışında yaşama, yerleşme gibi planlar, programlar olabilir. Uranüs değiştirici bir etki yapacak. Süre gelen bazı konuları hızlandırabilir ya da ani bir şekilde hayatınıza beklemediğiniz bir durumu getirebilir. Kova burcu sizin gibi hava burcu bir elementte. Dolayısıyla aslında Kova burcundaki etkileşimler size olumlu tesir eder. Kişisel doğum haritanızda da olumlu destekler varsa, yerleşimler varsa bu dolunayın size güzel sürprizler getirmesini de bekleyebiliriz. Lütfen kişisel doğum haritalarınızı kontrol ediniz. 11 derece Kova burcundaki dolunay doğum haritalarınızda, özellikle Güneş burcunuz, yükselen burcunuz ya da herhangi bir kişisel gezegeniniz 11 derece ve yakınlarındaysa tesirlerini güçlü bir şekilde size getirebilir. Hava ve ateş burçlarında iyicil gezegenleriniz varsa bu tesirlerin daha olumlu olmasını, daha heyecan verici olmasını, daha destekleyici olmasını da bekleyebiliriz. Örneğin eğitiminiz akademik konularda güzel bir sürpriz. Ama bu hayatınızda önemli değişimler de getirebilir. Yer değişiklikleri, çevre değişiklikleri gibi değişiklikler de getirebilir. Ya da güzel bir seyahat fırsatı getirebilir. Ya da yer değişimleri hayatınızda daha köklü. Hani başka şehre, başka bir ülkeye gitmek, yerleşmek gibi daha köklü bazı değişimleri de bu dolunayda bekleyebiliriz. İşin daha spiritüel, daha manevi yönü de var tabii ki. Hayata bakışınız, inançlarınız, düşünceleriniz, geleceğe dair hedefleriniz, planlarınızda da hızlı değişimlerin olduğunu, bazı güçlü farkındalıklar kazandığınızı içten içe hissedebilirsiniz aslında bu dolunayla beraber sevgili ikizler. Artı eksi 3 gün, yani 1 Ağustos 7 Ağustos arasında dolunayın kişisel ve toplumsal alanlarda önemli etkilerini deneyimleyebiliriz. Evet, 4 Ağustos'ta gezegeniniz Merkür Satürn'e karşıt açıda olacak. Bu Merkür-Satürn karşıtlığı biraz hayata belki dolunayın da etkisiyle daha endişeli bakmanıza neden oluyor. Zaman zaman karşılaştığınız sürprizler sizi zorlayabilir. Bazı istem dışı engeller ve kısıtlamalarla da karşılaşabilirsiniz. Özellikle finansal konularda, maddi konularda kaygılar veriyor gökyüzü size. Bu kaygılar, endişeler, olumsuz düşünceler aslında enerjimizi de etkiler. O yüzden mümkün olduğunca aslında değiştiremeyeceğimiz bir şeyler varsa hayatımızda kabullenmek gerekiyor. Kaygılar, endişeler, olumsuz düşünceler çoğu zaman bize tesir olarak tekrar olumsuzluklar getirecektir. Mümkün olduğunca bu zihinsel anlamda kendimizi daha dengeli tutmaya çalışın. Çok kaygı, çok olumsuz, negatif beklenti, düşünce zorlayıcı olabilir. 5 Ağustos'ta gezegeniniz Yengeç'ten ayrılıp Aslan burcuna geçecek. Bu enerjinizi değiştirecek aslında. Çünkü Merkür Aslan burcuna geçer geçmez bu endişelerden, kaygılardan biraz uzaklaşacaksınız. Biraz daha özgüveniniz de yükselecek. Biraz hareketleniyoruz. Artık belki dışarıda olup bitenlerle daha fazla ilgileneceğiz. Etrafınızdaki, yakınlarınızdaki kişilerle iletişim anlamında da güçlü bir döneme gireceksiniz aslında Merkür'ün Aslan burcuna geçmesiyle beraber. Yani belki son birkaç haftadır biraz içe dönüktünüz. Merkür'ün retro olması da bu süreçte etkili oldu tabii. Merkür'ün Aslan'a geçişi etrafınızda olup bitenlerle ilgilenmenizi,
daha fazla konuşmanızı, komşularla ilişki kurmanızı, kardeşlerinizle daha fazla temaslı olmanızı da sağlayabilir. Kuşkusuz tabii ki seyahatleri, gezileri, hareketleri de hayatımıza katabilir. 7 Ağustos'ta Venüs Yengeç Burcu'na geçiyor. Venüs, Jüpiter'den sonra ikinci şans gezegeni olarak bulunduğu burcu ve geçtiği ev alanlarını kısmetlendirir aslında. Venüs 7 Ağustos'tan sonra size para konularında şanslar getirecek. Evet, aya biraz sıkıntılı başlasak da, biraz karamsar başlasak da 7 Ağustos'tan itibaren Venüs'ün de para evimize gelmesiyle beraber biraz keyfimiz artacak. Sanki biraz moralimiz düzelecek. İhtiyacımız olan paraların gelmesi, kazançlarımızın biraz artması mümkün görünüyor bu aşamada. 13 Ağustos gökyüzünde sıkışık bir enerji var. Mars-Plüto karesi bireysel olmayabilir ama toplumsal alanlarda da kısıtlamaların, baskıların, biraz hani doğa olaylarının tetiklenebileceği biraz kasvetli bir enerji. Buna dikkat edelim lütfen. Mars-Plüto karesine özellikle sevgili ikizler, arkadaşlarımızla ilgili konular olabilir. Biraz iş hayatımızla ilgili konular olabilir. İlişki dinamiklerini dengeli tutmamız gerekiyor. Çok radikal, çok fevri hareket etmemek gerekiyor böyle bir gökyüzü altında. 16 Ağustos, 17-18 Ağustos. Bugünler olumlu enerjiler var. Özellikle işaretleyebilirsiniz. Güneş ve gezegeniniz Merkür Aslan Burcu'nda birleşiyorlar. Ve Koç Burcu'ndaki Mars'la da güzel bir üçgen oluşturacaklar. Ateş enerjisinin yükseldiği bir gökyüzü. Bu da size tabii ki enerjisel olarak olumlu yansıyacak. Sizin de enerjiniz yükselecek. Bir anda ben yaparım, her şeyin altından kalkarım gibi bir özgüvene sahip olabilirsiniz. Cesaretiniz artabilir. Olumlu tesirleri var. Hem sosyal hayatınız hem iş hayatınızda hızlı ve pratik gelişmeler olabilir. Güzel fikirler üretebilirsiniz. Güzel tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Ticari konular, eğitim konuları, seyahatler, bu alanlarda fırsatları değerlendirebilirsiniz. Ancak çok acele, çok sabırsız davranmayın. Çünkü Mars'ın etkisi böyledir. Biraz bizi aşırı fevri, aşırı sabırsız yapabilir. Bazen de riskleri görmemizi zorlaştırabilir. Ve ayın 19'unda Aslan Burcu'na yeni ay doğuyor. 26 derece Aslan Burcu yeni ayı. Sevgili ikizler, 3. evinizde doğacak yeni olasılıklar, yeni gelişmeler anlamına geliyor. 3. ev tabii ki yeni fikirler, yeni düşünceler getirebilir size. Ticari konularda destekleyici olabilir. Yeni bir iş ya da yeni bir ticari başlangıç, bir anlaşma, bir sözleşme olabilir. Kardeşlerinizle ilgili konular aktifleşiyor. Bu yeni ayın etkisiyle yakınlarınızla daha fazla iletişim içerisinde olabilirsiniz. Bir eğitime başlayabilirsiniz ya da bir seyahate çıkabilirsiniz. Bu iş içinde olabilir, tatil içinde olabilir. 26 derece Aslan Burcu'nda olacak yeni ay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneşiniz, yükselen burcunuz ya da Venüs gibi, Jüpiter gibi, Ay gibi, Merkür gibi gezegenleriniz özellikle 26 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ayın sizin için yeni fırsatlar getirmesini, yeni başlangıçlar için biraz daha teşvik edici olmasını da bekleyebiliriz. Ve 20 Ağustos'tan itibaren gezegeniniz Merkür Başak Burcu'na geçiyor. 22 Ağustos'ta da Güneş Başak Burcu'na geçiyor. Bu bir enerji değişimi yaratacak. Ne yapacak? Ayını artık belki son haftasıyla beraber daha çok özel hayatınız, yaşam alanlarınız, eviniz, ailenizle ilgili konuları düşünmeye başlıyorsunuz. Enerjiniz bu alanlara yönelmeye başlıyor. Planlarınız, programlarınız var belki. Özellikle 27 Ağustos, 28, 29 Ağustos gibi aileyle ilgili etkileşimler öne çıkacak. Evle ilgili beklentileriniz varsa bu evinizde yapılacak bazı tadilat, onarım gibi şeyler olabilir, dekorasyon değişimleri olabilir veya taşınmayla ilgili planlar, düşünceler olabilir. Tüm bunlar ayın son günlerinde daha fazla zihninizi kurcalayacak ama olumlu fırsatların da karşınıza gelmesi mümkün. Özellikle 28 ve 29 Ağustos Merkür'ün ve Venüs'ün yapacağı olumlu açılar hem etrafımızdaki kişilerden fikirsel anlamda destek almamızı sağlayacaktır. Hem de bazı fırsatların karşımıza çıkabilmesini sağlayacaktır. Yeni bir karar verirken ya da herhangi bir konuda anlaşma ya da sözleşme için uygun bir gün arıyorsak eğer, ayın son günlerini 28, 29, 30 Ağustos günlerini rahatlıkla değerlendirebiliriz sevgili ikizler. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler,
Herkes için yeni astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.